TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bebişim Ne Yermiş programıyla karşınızdayız. Acemi anneler, anneanneler, babaanneler, bebeğin bakımını üstlenen herkes demiştim. Aslında hepimiz için çok güzel bir program yapıyoruz ve Melis'le birlikte bir program yapacağız. Bugün de yine çok önemli bir konuyu konuşacağız ki yeni doğan bebek beslenmesi ve BLV yöntemi, yani ek gıda yönteminde BLV yöntemi var. Bununla ilgili detayları alacağız. Türkiye'de çok kullanılan bir yöntem değil. Tavsiye ediliyor mu? Hangi dönemde başlanması gerekiyor? Bununla ilgili soruları cevaplayacak. Konuğumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mustafa Tolga Ünsür bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam. Burada bulunmaktan mutluyum. Umarım seyircilerimize, size bir faydam olur. Teşekkür ediyoruz. Programımız çok doğal olacak diyorum. Belli. Bebişli bir annenin mutfağındayız aslında. Ben de acemi bir anne olarak bütün merak ettiğim soruları aslında bu süreçten geçmiş biri olarak soracağım. Çünkü etrafımda da aynı sıkıntıları yaşayan birçok insan var. Şimdi çok önemli bir konu. 9 aylık bir serüvenin sonuna geliyoruz ve sonuçta bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alıyoruz ve beslenmeye dönüyoruz. Beslenme yeni doğan döneminden biri beli merak edilen ve önemli konulardan birisi. İsterseniz yeni doğan bebek beslenmesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye başlayalım. Konu bizi nelere götürülür? Melis bize ne kadar müsaade ederse devam edelim. Evet. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu programa davet edildiğim için. Beslenme ilk bir gün, İlk 1000 gün, bu 1000 gün kavramı artık son zamanlarda, yani son 10 sene içinde çok gündemde olan bir konu. Beslenmesi bebeğin hayattaki bundan sonraki süreçte nelerle karşılaşacak, nasıl bir hayat seyredecek, hangi hastalıklara maruz kalacak, alerjisinden tutun da işte kronik hastalıklar, hayat beklentisi, yaşam kalitesi hepsini etkileyen bir süreç. Bu ilk 1000 günlük beslenme. Bu ilk 1000 gün çok önemli. Anne sütüyle başlayacak bu süreç. İşte her şeyden önce annenin hazır olması gerekiyor bu sürece. Bilinçli olması gerekiyor. Şimdi anne sütünden çok şey konuşulabilir. Her araştırmada anne sütünün yeni bir faydası ortaya çıkıyor. Bu annenin hamilelik süresince ya da daha öncesinden, yani bir bebek sahibi olacağım ve bu bebeği besleyeceğim, emzireceğim beklentisini kendisini hazırlaması lazım. Bu bir hayat şekli, hayat felsefesi. Hazır olmazsa da bu iş pek çok soruna da açık bir konu. İşte bir stres kaynağı anneler için. Bebekler için ve anneler için çok fazla faydaları var. Bunlardan birkaç başlık halinde bahsetmek isterim. Öncelikle anneden bahsedeyim. Anne eğer bebeğini emzirirse hızlı bir şekilde kilolarından kurtulabilir. O annelik, hamilelik süresinde karşılaştığı İşte kilo almadan tutun da vücudundaki tüm değişiklikleri bir an önce en eski haline döner. Bu onun için çok önemli bir motivasyon. İkincisi, işte anneyi pek çok hastalığa karşı koruyor. Özellikle kanserlerden koruyor. Meme kanseri, yumurtalık kanseri ve işte kemik erimesinden tutun da psikolojik ve fiziksel pek çok desteği annesine veriyor. Bebek için gelirsek, bebek için hayati önemli haiz. Anne sütü gerçekten çok faydalı. Yani bir çocuk hekimi olarak anne sütünü anlatmaktan her zaman mutluluk duyarız. Anne sütü bizim için, ben asistanlığımdan önceki dönemde bir mama furyası vardı. Özellikle bu çok uluslu şirketler mamaları satmak için açıkçası. Çok gündemde tutmuşlar, çok reklamlar, çok araştırmalar, çok böyle yanlış bilgilerle İnsanları anne sütünden biraz uzaklaştırmışlar. Ama hani ben o sürecin sonuna geldim. Biz asistanlık yaklaşık 20 sene öncesinden beri, yani çocuk hekimliğine başladığım süreçten beri her geçen gün anne sütünün olumlu bir bilgisiyle büyüyoruz. Biz de yaşlanıyoruz, biz de öğreniyoruz. Anne sütü doğal en basitinden. Bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve temiz, steril, kolay. İşte tadı çocuğun damağına göre sürekli de değişen, değişim gösteren, yani yeni doğandaki sütle atıyorum 1. aydaki ya da 6. aydaki ya da 1 yılındaki sütler farklı. Hasta olduğunda da değişiyor. İhtiyaçlarına göre değişiyor. Her annenin kendisine ait bir özel... Melis'cim canın acıdı değil mi? Çok mu acıdı anne?
Evet. Evet, anne sütü çok faydalı. Şöyle faydalı. Her an değişimi göstermesi açısından faydalı. Mesela bebeğiniz hasta, ateşi var. O sırada ihtiyaçları ölçüsünde değişen bir süt. Yani bunun bir karşılığı yok. Kaba bir tabirle, yani bunu ailelere özellikle söylerim. Yani bir damla anne sütü, onun karşılığındaki atıyorum böyle variller dolusu işte inek sütü olsun ya da onun yerini tutabilecek, hani hazırlanabilecek hiçbir şeyin karşısında denk olamaz. Yani anne sütü bu kadar kıymetli. Damlası bile boşa gitmemeli. Pek çok hastalıktan koruyor bebekleri. Gelecekte işte şişmanlıktan, kalp hastalıklarından tutun da hani mutlu huzurlu bir anneye bakıp da o göz temasını kuran bir bebeğin aldığı haz, hem annenin hazı hem bebeğin hazı hiçbir şeyde olamaz. Yani anne sütüyle ilgili ve bu bebek beslenmesinin ilk kısmı ile ilgili söylenecek çok şey var. Ben açıkçası soru cevaba bırakmak istiyorum. Çünkü konu çok dağılacak. Annenin hazır olması gerekiyor ama öncelikle bu işe. Beslemeye. Yani ben bebeğimi besleyeceğim anne sütü. Hemen ilk doğar doğmaz kucağına alıp o ilk ten temasını, ilk göz temasını, işte o ilk artık bir elektrik temasını kurmaları gerekiyor. Bunu da gecikmemek gerekiyor. Ve tabii bu bir süreç. Yani hazırlarsa anne, bu konuda da bilgisi olursa bir örnek davranış geliştirebilir. Yoksa pek çok sorunla karşılaşabilir. Emziremezse, doğru pozisyonu sağlayamazsa, bebekle o koordinasyonu kuramazsa ağrısı olur. Bebek çok fazla gaz yutar. Bebek beslenemez. İşte anne bu durumdan bir stres kaynağı olur. Birbirlerini olumsuz anlamda etkilerler. Sütü azalır. Ortam iyice gerilir. Ondan sonra bu ailenin saadetine babaya yansır. Evet, bu pek çok boyutu olan bir şey. İlk başta anne ben süt vereceğim, bu benim için önemli demesi gerekiyor. Yani bunu bir baba olarak tabii ne kadar anlatabilirim, ne kadar anlayabilirim. Hani o konuda süreçteyim, biraz zorlanabilirim ama şu süreçte ben biliyorum ki bu işi iyi yapan anneler çok mutlular. Bebekler pek çok hastalıktan korunur. Mesela antibiyotik az kullanırlar, az hasta olurlar, az ishal olurlar, az kabız olurlar. Daha az atıyorum uzun dönemde obezite ya da böyle kronik hastalıklardan daha az korunurlar, daha fazla korunurlar, daha az hasta olurlar. Evet, anne sütüyle ilgili genel girişim böyle. Şimdi hazır olalım öncelikle. İlk önce söylemek istediğim bu. Psikolojik anlamda hazır olmaktan olalım. Bahsediyoruz, evet. Ki yine çok önemli bir konu. Çünkü işte doğum yaptığımız anda böyle her zaman süt gelmeyebiliyor. Gelmeyecek ilk başta. O yüzden de psikolojik anlamda kendimizi hazır hissedersek, İşte evet, zamanı geldiği zaman belli bir dönemden sonra evet gelecek ve ben bebeğimi sağlıklı bir şekilde besleyeceğim. Devam edeceğim diye. Diyecek. Bu bir süreç, evet. Peki ne zaman başlamalıyız? İşte doğum olayı olduğu andan itibaren nasıl işte kendimizi doğuma hazırlıyoruz? İşte bu doğum sonrasında da hayat esas o zaman başlıyor biliyorsunuz. Yani hani o zamana kadar ki o stres şu bu ama esas saatin başladığı an o an. Saniyeler ilerledikçe ilk ne kadar erken bebekle temas ederse vücudumuzun teması, işte gözlerimizin teması, o sıcaklığımızın teması hem bizim için de faydalı hem bebeğimiz için de faydalı. Bu ilk süt dediğimiz, kolostrum dediğimiz, böyle ağız sütü dediğimiz yoğun bir rengi de koyu sarıya varan bir sütümüz var. Buna kolostrum diyoruz. Bu kolostrum çok kıymetli. İlk bebek bununla tanışmalını, bunu istiyoruz. Çünkü bu mukozadan tüm ağız ve yemek borusu ve bağırsakları kaplayarak aşağı doğru inerek ona pek çok faydalar sağlıyor. Bir kez yoğun miktarda protein içerikli, yoğun miktarda yağ içerikli. Özellikle anneden geçen antikor dediğimiz, bu vücudun mikroplara karşı daha öncesinden geçirilmiş ve işte aşılarla sağladığımız ya da daha önceki geçirdiğimiz enfeksiyonlardan sağladığımız bu antikorlar bebeğe kolostrumla birlikte geçiyor. Bu ilk süre çok önemli. Hemen hiç gecikmeden anne sütü başlanıyor. Ha, ama ilk birkaç gün tabii bebek ağır bir travma, hani doğum travması, doğum eylemi. Travma demeyelim ama bu bir süreçte çocuk yorulmuş olabilir. Hani sezaryen doğumlardan sonra birazcık daha anestezik etkilerle bu süreç biraz daha uzamakla birlikte her doğumda olur. Bebek biraz uyumak ister. Yani ilk gün zaten 24 saatin atıyorum 20 saati, 22 saati de uyuyabilir. Bu da normal. Ama ilk gün beslenmesi açısından çocuğu birazcık masajla, birazcık uyaranla, işte göbek masajı olabilir, kucak olabilir. Bebeği bu hani anneyi de hazırlayıp, işte biraz önceki söylediğimiz gibi ilk o hazırlık, ilk ben emzireceğim
hani bu kaygı seviyesine yükselmeden hani bu konuda biraz bilinçli olup biraz çocuğu teşvik etmemiz gerekiyor. Böyle bir yardıma ihtiyaç var. Sadece ev arama refleksini uyandırmamız, yani pek çok problem olabilir. İşte göğüs uçları küçük olabilir, büyük olabilir. Meme dokusu çok büyük ya da çok küçük olabilir. Anne bu işe hazırlık olmayabilir. Esas zaten en büyük problem bu. Bunlar konusunda biraz bilgili olup biraz hazırlık yapabilirsek, biraz bir şeyler okuyabilirsek ya da örnek doğru yerden iyi anneler, iyi böyle hani bu işleri iyi yapan annelerden hani biraz da böyle el verme denir. Görerek, onlarla konuşarak bu işten biraz kendimizi hazırlarsak bence çok büyük problem olmaz. Çoğu zaman olmuyor, öyle söyleyeyim size. Hani olmadığı, her seferinde olmadığını söyleyemem ama ufak tefek problemler çıksa da işte biraz bu kaygıyı yensek mesela, sadece kaygıyı yensek bile işte emmedi. Sütüm geliyor mu, yetiyor mu? İşte nasıl versem, pozisyonu versem, içsem, çocuğu tuttursak ondan sonra öyle mi böyle mi, şeker mi versek ağzına. Yani bu bir kaygı mesela. Yani bunu bile yavaş yapsak, birazcık böyle zamanı yaysak, biraz huzurlu olsa aslında olur ama tabii ben hani kendi hayatımdan da, kendi eşim ve çocuklarımdan da bazen bu stresi her zaman baş edebildiğimizi söyleyemem. Buna da açık olmak gerekir. Yani hani bunların da hayatta olduğunu, stres yapmamızın da normal olduğunu bilsek o bile yetecektir. Hemen başlıyoruz anne sütüne. İlk dönemde 10-12 kere günde 2 saat aralıklarla verebiliriz. Bebeğimizin ilk doğduğundaki mide kapasitesinin çok düşük olduğunu, yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar bir hacmi olduğunu bilmemiz yeterli. Yani bu 50 cc, 30 cc yese ilk başta, hani tabii bunu biz anne sütü vererek ölçemeyiz ama hiç anne sütü yoksa biberonla ilk dönemlerde, mesela sezaryandan sonra mama verdiğimiz oluyor. Burada verdiğimiz miktar 30 cc, 50 cc, 60 cc. İlk başta bu kadar az olduğunu bilmemiz yeterli. Daha sonraki dönemde hem sayıyı azaltırız. İşte 10-12'den 8-10'a düşer besleme sayısı. 2 saatten 3 saate çıkabilir. Bunlar zamanla işte sütün gelmesiyle, annenin bebeğin kendini nasıl ayarladığıyla alakalı bir düzene girecektir. Önemli olan burada çocuğun ne zaman istiyorsa onu vermek, memeyi vermek, emzirmeyi denemek. İşte burada kaçırılmaması gereken şeyler var. Ağlamak çok geç. Eğer bir çocuk ağlayarak artık anne sütü istiyorsa o da strese girecektir. O da emmeyi zorlaştıracaktır. O uyum bozulacaktır. Mesela hafif aranmalar, ilk başta söylüyorum, hafif böyle mızırdanmalarda anne uyanık olmalı. Eğer çocuk beslendiğinde de hani onu da anlamalı. Hani sürekli emmesi de bir çocuğun hava yutması anlamına gelir. İşte anneyi yalancı meme olarak kullanması anlamına gelir. Bir faydası da yok belli bir yerden sonra. Mesela 10-15 dakika öneriyoruz. Daha fazla değil. Uzun süre 40 dakikanın üstünde emzirmenin evet bir faydası yok. Her iki memeden öneriyoruz. Mesela tek memeden değil. Çünkü ne kadar çok hangi memeden emiyorsa, mesela bir memeden fazla emiyorsa, o meme daha çok glandüler doku, bu süt üreten dokular gelişerek büyümeye başlıyor. Her iki memeyi de eşit oranda boşaltmaya çalışmak gibi bir kaygımız olmalı. Mesela ikisinden de emzirdik. İkinci emzirdiğimizden başlanmalı bir sonrakine. Bunlar basit. Ondan sonra kurallar. Bunlar hayatımızı kolaylaştıracak kurallar. Bu konularda da bilgimiz olmalı. Evet. Annenin iyi beslenmesi gerekir. Uygun bir pozisyon, hep o stresten bahsediyoruz. Annelerin hep stresleriyle uğraşırız biz. Yani bu gazı olan bebekler... Şu an evet. Evet, gazı olan bebekler anne stresleriyle alakalıdır. Onları sakinleştirmekten başka da verdiğimiz ilaçların çok etkili olmadığını biliyoruz. Hani ispata dayalı böyle istatistikler, kanıtları olmayan ilaçlar. Sadece biraz motivasyon, bu sürecin geçeceğini söylüyoruz açıkçası. Bunlar da hep gene bir bilinç. Biraz önce söylediniz ya hani... İşte anne zorluklarla karşılaşacağım ama ben bunu gene de yapacağım. Evet. Yani hani bunun farkında olması lazım. Gerçekten bu bir süreç. Bir günün meselesi değil. Yani bir kere iyi emzirmeniz bir şeyi kurtarmaz. Ya da bir kere kötü bir emzirmeniz bir şeyi kurtarmaz. Bir de hayat düz bir çizgi değil. Yani hep aşağı ya da hep yukarı değil. Hep böyle bir dalgalanma. Normalde havada da var işte. Bu trafikte de var. Bazen bir yere kolay gidiyoruz. Bazen çok zor gidiyoruz. Hayat da böyle işte. Bu beyninizin beslenmesi de böyle. Ne kadar her şey düzenli olmasını istesek de hayat böyle bir hayat değil. Cam fanusun içinde değiliz, evet. Bir de şimdi hocam lohusalık sürecimiz var ki, evet. O anlamda da aslında geçen programımızda da konuşmuştuk ya, psikolojik anlamda da destek istiyoruz diye. Anneler, evet, evet, bu yetersizlik hissini de
karşılayacak olan da eşimiz, işte çevremiz, büyüklerimiz. Evet. Büyüklerin de bize destek olmasını bekliyoruz bu dönemde. Büyükler de destek olduğu sürece, aslında sağlıklı ve doğru destek oldukları sürece bu süreç güzel aşılıyor diye düşünüyorum. Meltem Hanım, tam ben burada bir giriş yapmak istiyorum. Bakın, bunlar güncel bilgiler, güncel hayat şeyleri. Eskiden geniş ailelerde, kalabalık ailelerde büyüyen çocuklar daha farklıydı. Şimdi bireyselleştik, aileler küçüldü. Hani o annelerin, babaların, o ebeveynlerin destekleri yok şu anda. Hani olsa da işte araya bilgiler giriyor, bir karmaşıklık söz konusu. Şimdi açıkçası yani ben onların o tecrübelerinden de yararlanmak isterim. Onların o, ama şu anda yok. Herkes en azından ulaşamıyor onu. Aileler iyice küçüldüler, çekirdekleştiler. Biz işte çocuk doktorları olarak orada çok devreye girmeye başladık artık. Yani hani biz profesyonel olarak destek veriyoruz. Bize sorulanları, işte doğrulardan bahsediyoruz. Şimdi aslında pek çok doğru var. Ama yeni doğan bir bebeğe hurma vermek bir doğru değil. Şimdi hani bu eğer ebeveynler tarafından öneriliyorsa da, ya da zemzem suyu vermek. Hani belki olabilir. Belki çok az bir şey olabilir ama hani. Soda duydum, maden suyu. Pek çok şey var bu konuda. Evet. Hani dile getirip de insanların aklına getirmek istemiyorum. Yanlış söylemek şeylerden istemiyorum. Bahsediyoruz. Yani bahsetmeyelim onlardan. Söylüyoruz. Ama hani gerçekten hani insanlar artık bir şeyleri kendi başlarına halletmek zorundalar. İşte profesyonel yardım almak kaygısı var. İşte doğruya ulaşmak her zaman kolay değil. Biraz önce öyle söylediniz. Yani doğru kaynaklar. Evet. Çünkü yani interneti açıp da bir şeyler öğrenmek gerçekten çok zor. Yani ben bu işin içinde olarak bazen aradığım şeyleri, hani bildiğim bilgilere ulaşmakta bile zorlanıyorum ki hani ben onların doğru olduğunu biliyorum. İnternet tamam, güzel. Güzel kullanılırsa daha da güzel olabilir. Ama iş çok karışık gerçekten. Hep böyle bir reklam kısmı var. Hep böyle bir bilgiye ulaşmakta, hep böyle araya pek çok şeyler giriyor, arayüzler giriyor. Yani ve o bilgi yok belki de. Belki de o bilgi yok orada. Evet. Hani belki ulaşacaksınız gibi geliyor ama yani zaman kaybından başka bir şey olmuyor. Orada işte kafa karışıklığı oluyor. Endişeye yol açıyor insanları. Biraz da açıkçası onlarla uğraşıyoruz çocuk hekimi olarak. Biraz böyle hani uzun süreli bir çocuk hekimi tarafından takip edilmenizi öneririm. Hani bu bir profesyonel destek olur. Tabii ki aileler, hani keşke olsaydı, o eski düzen devam etseydi, kalabalık ailelerle büyümek. Belki onların doğrularında aralarda yanlışlar falan olabilirdi ama şu anda o desteği yok insanların. İşte bu bebeğimi anlamda da kendim büyütmek istiyorum diyen anneler var. Var, tamam beslesinler ama işte hiçbir şey bilmiyorlar. Evet. Yani orada da sıkıntı. Onlara. Çok basit şeylerde patinaj yapılıyor. Yani hani basit olmaları, bilmeleri gereken hani genel geçer kurallardan haberleri olmayınca, bu sefer hani onu da öğretmek, onu da göstermek, tecrübeyle deneyecek, yanılacak, bir hayat geçecek, ondan sonra öğrenecek. İşte bu bir süreç. Bu süreçte şu dönem biraz kötü açıkçası. Ben büyük desteğe alınması taraftarıyım. Büyük çünkü desteğe her faydalı. Anlamda kesinlikle en azından faydalı. Rahatlatır. Kızım bak, bunlar geçecek der. Mesela hani o pek çok o lafın bile ötesinde kesinlikle sizi rahatlatır. Kesinlikle. Ama hani işte olmayınca burada işte biraz profesyonel yardıma ihtiyaç kalıyor. Yapacak bir şey yok artık. Bu da günümüzün bir gereği. Ne güzel ama profesyonel yardım. Profesyonel yardıma gidiyor iş artık. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi evet, çevre desteği diyoruz ama çevreden de herkes destek vermiyor. Bizi de yanlış yönlendirenler. Benim birebir şahit oldum. İşte şu an çok iyi günlerin, çok zor günler seni bekliyor. Şöyle işte hep negatif anlamda sizi yönlendirmeye olabilir, çalışan evet insanlar da var. Hocamın dediği gibi psikolojik anlamda baştan kendinize hazır hissettiğiniz zaman dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı da kendi gardınızı almış oluyorsunuz aslında. Evet, sütümüz yetecek, bebeğimiz beslenecek, bebeğimiz bir şekilde büyüyecek. Ve şöyle de bir şey var, evet anne sütünün öneminden bahsediyoruz ama yapı olarak da her zaman anne sütü de olmayabiliyor. Bu da bir yetersizlik de değil mi acaba? Değil. Evet, aynen öyle. Mecburen anne sütü veremediğimiz durumlar var. Mesela ilk 7 gün içinde bir kilo kaybımız oluyor. Bu normal bir süreç. 7 günden sonra pozitife geçmemiz lazım. Çocuğun kilo almaya başlaması lazım. Ve 2 hafta içinde de doğduğu kilonun üstüne geçmesi lazım. Bunlar bizim için kurallar. Bunu yakında takip ediyoruz. Aslında her doğan bebekte doğum sonrası kontrole çağırdığımızda bunlara bakıyoruz. Yani kilo almaya başladı mı? Şimdi kilo almaya başladıysa bir çocuk, doktor açısından çok iyi. Ama almıyorsa işte orada müdahale etmemiz gerekiyor. Hastalıkları olabilir. Yani bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Doğumdan gelen bir metabolik hastalık olabilir. Bir enfeksiyon olabilir. Bunları hani bir pozitif anlamda değerlendirmek gerekiyor objektif olarak. Ama hani onun haricinde gerçekten anne sütü, anne hazır değil.
Yani annenin işte postpartum depresyonlar oluyor, psikozlara varan sıkıntılar yaşıyorlar. Hani bazen hastalıkları oluyor annenin, veremiyorlar. Hani bu tür durumlarda formül mama dediğimiz ya da hani anne sütüne yakın, anne sütüne benzetilmiş inek sütü bunlar. İnek sütü proteinlerinin hazırlanmış mamalar gerekebilir. Bu çok zor bir karar. Hani bu kolay verilebilecek, basit böyle şu şu maddelerde olursa şöyle olur denilebilecek bir şey değil. Her halükarda anne sütünü sonuna kadar vermek istiyoruz. Artabilir. Hani o eğer bir psikolojik problemse o aşılabilir. Hani bu dediğim gibi 2 kere 2 4 değil. Burada esneklikler çok fazla. Bunu bireysel hasta başı ya da hasta demeyelim de bireysel kişi başında düşünmemiz gereken şeyler. Ama evet o haklısınız. Yani kilo aldıramıyorsak ya da bir sebeple besleyemiyorsak formül mamalar veriliyor. Bunlar da şöyle bir olan formül mamalar 6 aya kadar. Ondan sonrakiler 2 olanlar 6 ile 1 yaş arasında. Daha sonra da devam sütleri dediğimiz biraz da yine demir ve mineral takviyeli sütler veriyoruz. İlk 1 yaş içinde inek sütü önermiyoruz açıkçası. Ama çok zorda kalırsak, imkanlar yetersizse sulandırarak, içine biraz şeker ve yağ katarak verdiğimiz durumlarda oluyor. Bu tabii alım gücüyle alakalı, sosyoekonomik güçle alakalı. En son çare olarak söyleyelim. Evet, özel böyle ilk 6 ay dediğim gibi, özellikle ilk 4 ay sadece anne sütüyle beslenmek bizim için bu ilk 1000 gün beslenmesi, uzun dönemde hayat hayatında karşılaşacak pek çok hastalıktan korunmak, kalp damar sağlığından tutun da işte kanserlerden ya da kronik hastalık dediğimiz iyileşmeyecek müzmin hastalıklardan korunmak için ilk 1000 günün beslenmesi çok önemli ve bunun ilk kısmı, ilk 6 aylık kısmı anne sütü. 4 aydan önce anne sütünden başka bir şey verilmemesini öneriyoruz ama hani eğer yeterince kilo alamıyorsa, çocuk zorlanıyorsa, çok acıkıyorsa, az idrar yapıyorsa, az kaka yapıyorsa bu 4 aydan sonra ek gıdalara başlayabiliriz. Ek gıdalarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Konu çok aslında hani pratik konu. İşte 1-2 öğünle başlıyoruz, yavaş yavaş arttırıyoruz. Miktar olarak çok az. Burada çok güzel bir söz var. Bunu söylemek zorundayım. Çocuğunuz pek çok kötü şey yiyecek büyüyünce. Bırakın anne sütü alacağı zaman anne sütünü alsın. Çünkü bu gerçekten çok farklı bir şey. Yani çok fazla faydası var. Tekrar ediyorum, bu ilk 1000 gün beslenmesi çok kıymetli ve bu dönem kaçırılmaması gereken, bu dönem harcanmaması gereken, kötüye kullanılmaması gereken bir dönem. Yani işte burası bir televizyon programı, yani isim vermeden işte kola içecek çocuğumuz mesela. Yani çok kalitesiz bir besin ama işte anne sütü varken bırakın anne sütünü alsın yani. O 6 ay anne sütü alabilsin çocuk. En azından işte dışarıda ne olduğunu bilmediği yemekler yiyecek. İşte hormonlu gıdalar, işte böyle faydasız, çocuğu bağımlılığa yol açan, ondan sonra sürekli yemesini sağlayacak işte mısır şuruplarıyla ya da böyle çok kalitesiz besin maddeleriyle hayatını geçirecek. Kaçınılmaz bu. Yani her zaman yanında olamazsınız anne baba olarak ama bu kaçınılmaz bir süreç. Ama anne sütü alacağı zaman bırakın anne sütünü alsın. İlk 6 ay anne sütü. Benim hani söyleyebileceklerim bunlar. Bu diğer ek gıda devam sürecine, evet. Ek gıdalardan hani öncelikle sebze ve meyve püreleri, bunlar hani güncel olarak patates ve havucun ezmesi olabilir. O şekilde başlıyoruz, hafif zeytinyağı ekliyoruz, haşlıyoruz, bunları ezerek veriyoruz bebeğimize. Normal klasik ek gıda prosedürü bu şekilde. Bunlara işte mevsim sebzeleri ekleniyor yavaş yavaş. İşte bulguruydu, pirinciydi ekleniyor. Ve hemen birinci, ikinci haftasından itibaren de kıymasını, etini ekliyoruz. Çünkü bunda gecikmek pek hoş değil. Meyve püreleri olabilir. İşte bir öğün yoğurt olabilir. Akşamları, akşamüstü özellikle uzun süreli aç kalmasını engellemek için muhallebi öneriyoruz. Muhallebiyi inek sütüyle de yapabiliriz. Mama, formül mamalarla da yapabiliriz. Bunların tarifleri her yerde var. Ama hepsinde 1-2 kaşıkla başlıyoruz. Yeni bir gıdayı ekleyeceğimiz zaman en az 3-4 gün bekliyoruz. Ve bu süreçte de önerilerden mesela bir tanesi, ilk 1 yıl bal vermiyoruz. İlk 9 ay mesela kahvaltısında yumurtanın beyazını vermiyoruz. Böyle basit birkaç tane hususa dikkat etmekte fayda var. Bir de ek gıdalara dediğim gibi her birisi için belli bir süreçle, acele etmeden, yavaş yavaş, alerji riski için, çocuğunuz alışması için bir süreç beklemesini öneriyoruz genel olarak. Şimdi ben doktorumuz konuşurken de aslında
biraz sonra bahsedeceğimiz BLV yöntemi için küçük bir malzeme hazırladım. Hocam biraz da BLV yönteminden bahsedelim evet, istiyorum. BLV de 6 aydan sonraki bebekler için. Parmak besinlerden bahsedeceğim. Parmak besinlerden. Bebeğin önderliğinde, bebeğin kontrolündeki olan beslenme yöntemi. Şöyle parmak besinlerimizi, kabaklarımız, havuçlarımız tavsiye ettiğiniz üzere zaten parmak şeklinde kesiyoruz. Suda haşlıyoruz sizin dediğiniz gibi. Evet, çocuğumuzun önüne koyuyoruz. Çocuğumuzun önüne koyuyoruz. Bu kadar kolay. Bu kadar. Evet, bunun bazı faydaları var gerçekten. Çocuk bütün 5 duyusunu kullanarak biraz sonra o pişenleri önünden kendisi seçerek istediği kadar yiyecek. Aslında gerçekten bence çok hoş bir şey. Ama amaları var. Amalar neler? Mesela bebeğiniz hazır mı buna? Anne baba sürekli yanında olmalı. Bunun için anne babanın da hazır olması ve bilgili olması önemli. Genel yöntemde biz işte besinleri ek gıdalara geçtiğimizde püreyle, işte cam rendeyle ezerek, kaşıkla ezerek önce yumuşak kıvamda sonra pütürlü kıvamda yavaş yavaş veriyoruz. Ama bu BLV yöntemi dediğimiz yöntemde bebek aktif, kendi seçimi yapıyor, kendisi karar veriyor yemeklerine. Bizzat alarak, ısırarak, damağında ezerek yutuyor. Bir kısmını yere atıyor, bir kısmını hoşuna gidiyor, devam ediyor, bir kısmını yemiyor. Kendi karar veriyor ama bu süreç her seferinde anne sütüyle devam ediyor. Hı hı. Hani bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çocuk eğer iyi pişmemişse, sertse, ilk başlarda özellikle nohut gibi yuvarlak ya da bezelye gibi küçükse ya da pırasa gibi kat katsa ya da ıspanak gibi böyle yaprak şeklindeyse bu besinler önerilmiyor. Hı hı. Önerilenler besinler işte biraz önce gösterdiğiniz kabak, brokoli ya da havuç. İlk başlangıç besinleri bunlar. Bunlar uygun ortamlarda temizleniyor ve parmak şeklinde çocukların önüne konuyor. Çocuk burada tadı kendisi karar veriyor. Hangisini yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini. Bu gerçekten şöyle faydalı. Uzun dönemde problem çözmeyi öğreniyor. Kendi kararlarını vermiş oluyor. Annesinin ağzına tıkadığı besini tadını bilmeden, miktarını ayarlayamadan ya da çiğnemeden yutması gerekiyor. Bunda öyle değil. Bunda çocuğunuz aktif. Aslında çok mantıklı. Ama buradaki amalar şu. Bir, çocuğunuz onu aspire edebilir. Buna hazır olmayabilir. Yani akciğerlerini kaçırabilir. Bu çok riskli bir durum. Gözümüzün önünden ayıramayız böyle bir bebeği. İkincisi de çocuk yeterince beslenemeyebilir. Nedir bu? Bazı besinleri mesela hiç tüketmeyebilir ve bizim hani o karman çorman verdiğimiz işte sebze çorbalarından ya da işte meyve salatalarından hani değil de kendi önüne koyduğu miktarını kendi ayarladığı işte kendi seçimiyle besleneceği için işte uzun dönemde daha az kilo alabilir, daha fazla demir eksikliği olabilir gibi çalışmalar var. Bence onlardan ziyade hani daha az kilo alacağı kesin. Çünkü kendi karar verecek. Bizim sürekli ağzına verdiğimiz gibi ya da içine her şeyi kattığımız besinler gibi değil. Çocuk işte miktarını ya da şeklini kendisi belirliyor. Tabii daha az kilo alacağı kesin. Hı hı. Ama hani burada en rahatsız edici beni bir çocuk hekimi olarak eğer pütürüklü ve bir parçasını akciğerine kaçırırsa yani damağında ezeceği iyi ayarlayamazsak kıvamını. Buradaki kıvamda kasları dudak kasıyla ezebileceğimiz kadar yumuşak olmasını öneriyor. Yani sert gıdalar bunlar için uygun değil. Yani mesela kopardığında bir parça halinde sert olursa bu önerilen bir şey değil. Onu yutabilir de o boğazına da takılabilir, o akciğerine de gidebilir, o yemek borusuna da takılabilir. Bildiğiniz o artık yabancı cisim olur yani. Aspire etmesini eğer engellersek çok güzel. Şimdi çocukla aile çok erken aşamada. Oturacaklar göz göze temasla, yemek yiyecekler. Çocuk kendini bir birey olarak kabul edecek, kendini ispat edecek, özgüven aşılayacağız ona. İleride sorunlarını çözecek ve bu arada da yani her bir besine dokunduğu için ve tadını bildiği için ve hani kendi kararı olduğu için oldukça doğal bir şey. Hızlıca çocuğun gelişimine ve yaşında çok kolay bir şekilde annesiyle babasıyla onu yiyorsa onlar, bebek de bu işe kendini hazırlamış olacak. Dediğim gibi uzun vadede kullanılabilir. Hı hı. Olumsuz bir şey yok. Çok artıları var çünkü. Mesela yani
Siz bilmiyorum nasıl yapıyorsunuz Meltem Hanım ama şimdi annelerin babaların çoğu işte televizyonun önünde elinde cep telefonuyla, ondan sonra kavga dövüş, çocuk kaçıyor, anne kovalıyor. Yok, büyük bir gerginlik, büyük bir stres evet. var. Bu çoğu çocukla ve çoğu aileyi kapsayan bir şey. İşte buna biraz zaman tanıyıp bu yönteme, bunun bilincinde olup en azından tam anlamıyla bu yöntemle gitmese bile arada bir seçenek olarak görmeleri. Yani ben yaptım mı? Açıkçası yapamadık bunu. Bu dönemde bizim zamanımıza yetişmedi. Benim çocuklarım liseye gidiyor bir tanesi ortaokul sona gidecek. Yani biz yetişmedik ama hani okuduğumuz zaman, tanıştığımız zaman bu yöntemle, bu İngiliz yöntemi. Ben İngiltere'de kaldığımda da onlar rahat insanlardır birazcık. Yani çocuklar kendi kendilerine büyürler ve önüne koyulanları da yerler. Yani bizim kültürümüzde böyle bir şey biraz zor. Yani biz yapsak baba yapmaz, baba yapsa hala, teyze, anneanne, dede yapmaz. Ne yapıyorsunuz der, bununla beslenmez, bununla yemez der. Birazcık işte uzun döneme yaymak lazım. Evet, yani çocuk oturması hani, gereken evet, bir sistem. Çocuk aslında. Şimdi havuç yiyip de ne olacak yani hani ama çocuk o havuçla. Bunun et suyuyla pişmesi lazım. Evet yani bir sürü lazım. Katılması lazım. Şimdi çocuk bununla aslında tatmaya başlayacak ve kendi kararları, kendi gelişimi açısından çok faydalı. Ama bir alternatif olabilir. Hı hı. Dediğim gibi pek çok besin maddesinin azalmasına bağlı uzun dönemde sıkıntılar da olabilir. Hani bunu da söylemek gerekiyor. En büyük problem de bu akciğerlerini kaçırması. Yani çocuğunuzun önüne bir şeyleri bırakıp da hiçbir yere gidemezsiniz. Evet. Yanında olmalısınız. Sürekli göz temasınızı korumanız lazım. Peki o zaman şöyle de bir şey söylemek gerekiyor. Ailelerin de ilk yardım konusunda da bilinçli olması gerekiyor diye. Eğer hemen müdahale edemeyeceklerse, elleri ayaklarına karışacaksa ve besinin uygun kıvamını uygun kıvamını ayarlayamayacaklarsa bunu hiçbir şekilde öneremem. Yani bu kayıtlara geçen bir şey olarak. Biraz daha cesaretli olmaları lazım aslında, değil mi? Evet, bir de bu bilinçli. Kıvam çok önemli. Evet. Kıvam ve seçimler önemli. Mesela küçük işte ilk baştaki bu havuçtu, kabaktı. Bunlarla başlayıp yavaş yavaş işte küçük et parçaları, işte yumurta parçaları, ondan sonra bunlar yavaş yavaş artılacak şeyler. Bir anda olmayacak. Bunun uzun bir sürece yayılması gerektiğini bilmemiz lazım. Bir de 6 aydaki bir çocuk gerçekten bu işe uygun olmayabilir. Bazen 8 ay olabilir bu iş. Çocuğunuzun çok rahat bir şekilde sırtını sert bir zemine oturması, rahat oturabilmesi, yana yatmaması, kalkılmaması. Dik durması işte, lazım. Evet, dik durması şart. Bir de hani bu yutma becerisini kendisi yapacak. Çünkü ağzında, damaklarında ezip onu yutacak. Bu biraz önceki ilk yöntemimizde, yani bizim klasik yöntemimizde biz bunu ezerek veriyoruz. Hani bu ezme işlemini çocuk yapacak. Direkt, çünkü katı gıda veriyoruz, önüne koyuyoruz. Bunu ağzına götürüp önce koparacak ve ezecek. Bunları yapabileceğine emin olmamız lazım. Bunlarda tereddüt etmememiz lazım. Ama eğer bu cesareti gösterirsek ve bu sabrı gösterirsek, çocuk bizle birlikte oturacak ve bir daha bu konuyla ilgili bir problem yaşamayacağız. İsterse yiyecek, isterse yemeyecek. Uzun vadede de pek çok şeyle çok erken tanıştığı için, çok erken karar verdiği için. Çünkü mesela burada çocuğunuz önüne koyduğunuz şey aslında bir oyuncak onun için. Yani şu anda nasıl onunla oynuyor? Evet. Onun yeme ile ilgili bir beklentisi yok ondan. O onun için bir yeni bir obje ve keşif objesi. İşte onu ağzına götürdüğünde onun yenilebilir bir şey olması. Daha sonra da koyduğumuzda ben bunu biliyorum, bunun dokusu şu şekildeydi, işte bunun tadı bu şekildeydi dediğinde, işte bu gelişim sürecinde aslında ona çok faydalı. Yani bundan yararlanabiliriz. Ama dediğim gibi tek sıkıntı bence bu parçaların büyük olup onları akciğerlerine kaçırma riski var. Peki şu an son dönemde şok dinliyoruz ama uygulanıyor mu ülkemizde? Ben çok az uygulandığını biliyorum. Yani çok az bir pratik var. Bu sosyoekonomik seviyesi yüksek, entelektüel kapasitesi yüksek. Bunu hem bilen hem de uygulayacak cesareti olan çok az bir grup anne bu işi deneyebilir. Öyle söyleyeyim size. Rutinde yok. Ama hani bunun bilincinde olmamız, böyle bir programla hani gündeme gelmesi, insanların aklına şöyle bir soru işareti bırakmamız bence uzun vadede faydalı. Araştırma. Birlikte yapılabilir. Evet. Hani zaten önerilen de o. Hem bizim eski yöntemimiz, işte besinleri karıştırarak ya da püre halinde ezerek vermeyle başlayarak, artırarak bunu da bir alternatif olarak çocuğunuzun önüne koyabilirsiniz. Mesela 9-10 aydan sonra kaşığı kendi önüne bırakıp öneriyoruz. Ya da yoğurdu mesela bardaktan direkt kendisinin önüne koyuyoruz. Kendisi ağzına götürüyor ve onu hani yemeye çalışıyor, içmeye çalışıyor ya da hani sıvı olarak, sıvı olanlar da o şekilde. Buradaki amaç ne kadar hızlı anne ve baba ne yiyorsa çocuk kendi başına onları bir an önce yemesi için hazırlıyoruz. Evet.
Aslında şeyde okuduğumuz zaman 8. ay 9. ay gibi deniliyor. Bebeğin durumuna bağlı durumuna bağlı bir ek gösteriyor. Evet, ek gıda sonuçta bunlar. Bu 6 aydan sonraki bir süreç. Hı hı. Her bebekte farklı olabilir. Annenin hazırlık olması gerekir. Evet, bunun için bir öncesinde annenin de hazırlanması gerekir. Yani kafa olarak da eğitim olarak. Mesela örnek bir aile olsa, örnek bir bebekler olsa, hani onlardan görse falan. Şu anda eski dönemin kuralları devam ediyor hala. Genel olarak öyle. Hayatımız hala o eski pürelerle, işte cam rendelerle ezerek veriyoruz, karıştırarak veriyoruz. Ve bu aşama yavaş yavaş. Direkt katı gıdayı çocuğun önüne koymak pek kolay değil hala. Peki sohbetimiz çok güzel gidiyordu ama süremizin sonuna geldik. Şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz? Hocam şu anda kıvamına bakıyor. Benim de gözüm korkuyor. Tam kıvamı yetmezse diye bekletiyorum. Yumuşak olacak kesinlikle. İyice yumuşayacak ve dudaklarımızla çok rahat bir şekilde onu ezebileceğiz. Hı hı. Kıvamı bu. İlk 6 ay lütfen anne sütü. Anne sütünü hazırlayalım kendimizi. İlk 1000 günün beslenmesi çok önemli. Bu hayatımızın sonuna kadar nasıl bir hayat geçireceğiz? Gel bakalım. Gel anne. Bunu belirleyecek. Ve bu ilk 1000 günün de ilk 6 ayı çok çok daha önemli. Bazı besinlerden uzak durmamız lazım. İşte baldı, yumurtanın beyazıydı. Bunlar alerjik besinler. Hı hı. Anne sütüne ne kadar hazır olur ve besler ilk dönemde verirsek o kadar başarılı oluruz. Hazırlarsak kendimize ufak tefek bu düşmeler, çıkmalar, bu hayatın çizgisine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Yıpranmamalıyız, kendimizi yıpratmamalıyız. Moralimizi bozup da daha böyle sıkıntıları yaşarsak sonuçta onları toparlamak için de daha çok zaman kaybedeceğiz. Daha çok enerji kaybedeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu yöntem evet önerilebilir. Ailelere tavsiye edilebilir. Ama her bebek, her anne kendisi için bunu değerlendirmeli. İşte dediğiniz gibi 6 ay mı 8 ay mı bunun tam bir zamanı yok. Ama çocuğun kendi kararı olması, kendi seçimlerini yapmasına izin vermek onun psikolojik gelişimi için çok faydalı gerçekten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Programımız doğal olacak demiştim. Melis benim saçım yolmaya başladı. Biraz mola istiyor sanırım. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bebişim ne yermişti? Bugün bebeğimizi kucağımıza aldığımız andan itibaren beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Anne olarak psikolojik anlamda kendimizi nelere hazırlamalıyız? Ve ek gıdaya geçiş sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Ve BLV yönteminde nasıl uygulayabiliriz? Bunların avantajlarını konuştuk. Konuğumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Tolga Ünsür'dü. Verdiği bilgilerden dolayı ve keyifli sohbetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda... Çok farklı bir deneyimdi benim için de. Bir sonraki programda yeniden ve yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.